Zara, ya biz buna bakmadık. Dur buna girdik. Kavala konuştuk anasını satayım. <laughs> Aa Kılıçdaroğlu'nun Twitter'a bakmadık. Dün o kadar güldüm ki. Ya Erdoğan'ın Fahrettin Bey mi bakıyor bilmiyorum. Fahrettin Altun kanser oldu diyorlardı. O doğru mu? Öyle bir iddia atılmıştı bir ara ortaya. Acaba müşteri o mu bakıyor yoksa öyle bir iddia atılmıştı. Doğru mu, değil mi? Belli değil de. Lan dedim acaba başka birine falan mı verdiler? Fahrettin Bey de garip garip işler yapardı ama yani bu daha da bir garip olmuş. Dün Erdoğan bir tane video paylaştı arkadaşlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarının e, geçtiği bir video. Lan dedim herhalde yani böyle bir işte edit o mecliste falan çıkarıp izletiyorlar ya. Turan teyven olarak aramıza katılmış. Yavrum hoş geldin eyvallah baştağırsın. Dedim acaba hani işte bu ekranlarda vesaire gösterdiği videolardan yine videoyu izledim bayağı aslında baktığınız zaman Kemal Kılıçdaroğlu reklama gibi bir şey yapılmış. Şaşırdım yani dedi bu, bu, çok ciddi bir iletişim hatası. Bu arada iletişim okuyorum ben. <laughs> Haklı ilişkiler. <laughs> Psikoloji kesmedi de. Ee, çok ciddi bir iletişim hatası bence. Ha kendi kitleleri için öyle görmüyor olabilirler ama genele şöyle doğru bir çekilip baktığı zaman kesinlikle çok büyük bir iletişim hatası. ve videoyu şöyle bir izleyelim. Burada şeyi vermeye çalışmışlar muhtemelen AK Parti kitlesine. a bak bu adam gelirse işte AK Partileri yargılayacak gibisinden ee, bir ilüzyon oluşturmaya çalışmış. Bu ilüzyon çünkü yani halktan kimseyi alıp da sen AK Partisin diye yargılamazlar. Kemal Bey'in orada bahsettiği şeyler. işte eğer sen şu an devlette görev yapıyorsan ve bu görevini kötüye kullanıyorsan hesabını vereceksin. Ve evet vereceksin de. Yani ben o yüzden bu aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nu kötülemek için yapılan videoyu izlediğimde Kemal Kılıçdaroğlu'na hak verdim. Yani valla Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk olan birini Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdirebilir bir video olmuş. <laughs> Şöyle bir izleyelim Sayın Cumhurbaşkanı'nın paylaştığı şeyi. Videoyu. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak. O devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum emir almıştım diyerek sıyrılamazsınız. Pazartesi itibariyle durun. Haklı. Yani şu an devletin bir memuru, devletin bir görevlisi gücünü kötüye kullanarak iş yapıyorsa durun dedi bu konuşma ve o konuşma. Haklı mı? Kesinlikle haklı. Valla sonuna kadar da arkasındayım bu konuda. Bunu kim yaparsa yapsın. Bugün elinde güç var, arkasında Ahmet var, Mehmet var diye sırtını yaslayıp millete zulmeden devletin parasını har vurup harman savuran suç işleyen birisi artık her kimse o. Kim olduğu dediğim gibi hiç fark etmez. Hesap çatır çatır verecek. Bugün ben nasıl işlemediğim bir suçtan ötürü soruşturmaya gidiyorsam Cumhurbaşkanı'na garip diye. Siz on katı gideceksiniz haberiniz olsun. Çünkü suç işlediniz. Bunu yapanlar artık kim üstüne alınıyorsa. Bilemem. Asla isim vermiyorum. Ha hayır <laughs> Muharrem İnce de apoletlerini sökeceğiz demişti. Bu da onun türevi. Orada herkes Muharrem İnce'ye kızmıştı. Bence yüzde yüz haklıydı. Ben orada konuşmuştum zaten hatırlıyorum. Yani şey demişti Muharrem İnce. Bu adam ordunun paşası yani komutan. Orada AK Parti Genel Başkanı konuşuyor. Cumhurbaşkanı değil. Ve sen AK Parti Genel Başkanı'na alkışlıyorsun. Böyle bir rezalet olabilir mi? Apoletlerini sökeceğiz dedi. Ha siyasi olarak yani toplumda göstereceği etkiyi göz önünde bulundurup böyle bir iş yapmak mantıklı mı değil mi tartışılır. Ama haklı mı? Haklıydı valla bence. Turan 15 euro göndermiş. Eko ile yaptığın yayını yeni izledim. Çok başarılı bir yayın olmuş. Buram sevgiler demiş. Eyvallah Turan. Görüşemiyoruz bayağıdır. Özlettim. Eyvallah kanka. Çok sağ ol. 15 euroya bir araba alırım. inşallah önümüzdeki ay. bu şakayı da çok yaptım. Bir daha yaparsam uyarım beni. Hakkıyla bir yere gelmeyen herkes bizden korksun diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sonuna kadar da destekliyorum. Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir. Sadece... Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum ki bunun hukuki tarafı da tartışıldı bir arada. Kanal İstanbul'a başlansa işte yeni gelecek hükümet parayı ödemese ne olur vesaire diye bunu da hatırlıyorsanız bir uzun uzun konuşmuştuk. Ben buna da katılıyorum. Devam. Bizim iş, insanlarını değil, büyük elçiliklere de yazı yazdım. Eğer Kanal İstanbul'a sizin ülkelerinizden bir şirket girer, bir kişi girer o da ağır bedeller ödeyecektir dedim. Hala iktidar... Okey ben hala bakayım. Ya bu arada bu iş ters de tepebilir Recep Bey. Yani kitle analiziniz... Ya AK Parti yöneticileri kendi kitlelerinin analizini benden çok daha iyi yapmışlardır. Ben bir cahil fakirim. Ee, AK Parti kitlesinde müthiş bir güce tapma olayı var. Bu güç şey değil hani yetki yetkiden vesaire ziyade hani böyle yumruğunu masaya vurdu, bağırdı, çağırdı, domalttı, Allah falan diye böyle bir kitle var. Gerçekten AK Parti kitlesinin çok ciddi bir kısmı bundan hoşlanıyor. Ve bu güçlü lider imajı hoşlarına gidiyor. E Kemal Bey'e baktığın zaman aslında böyle çok da güçlü lider bağırır, çağırır, elini vurur falan bir, bir karakteri yok. Olmasın da zaten. Ama şimdi sen adamları böyleymiş gibi gösteriyorsun. Buradan gaza gelip vay be. Lan Kemal'e bak liderlik vasfı yok dedik neler tarumar etmiş herif <laughs> falan demesinler. <laughs> Devam edelim. İktidarın peşinde giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem. E buradan esnafa seslenmek isterim artık. Eğer bunlara gidip sandıkta oy verirsen vallahi de billahi de iki elim iki yakanda olur artık. Buna da katılıyorum ha. Ya bu bence bu sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil. Ülkenin çok ciddi bir kısmı şu an böyle düşünüyordur. Geçen bir video izledik ya sokak röportajı. Ablanın biri diyor ki AK Parti'ye oy vereceğim. Gençler de bir, bir saat boyunca falan ablayı vazgeçirmeye çalışıyorlar. En sonunda abla diyor ki Erdoğan'ı seviyorum ama AK Parti'ye oy vermeyeceğim diyor. <laughs> Gençlerin gözünde çiçekler açtı amına koyayım. Bir, vallahi bir mutlu oldular, bir mutlu oldular. Yani millet de öyle hissediyor. Gerçekten hani iki elimi hem yakanız hem de Aa, vermeyeceğim falan deyince biri Allah'ım şükürler olsun falan oluyor böyle millet. Tamam. <laughs> <Devam. gülüyor> Şimdi bütün üreticilere, bütün çiftçilere sesleniyorum. İlk seçimde eğer siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim yakanızda olacak. Erdoğan şahsım hükümeti gayrimillidir. Destekleyenler de gayrimillidir. Bu haramzadelerin sofrasına oturmayı reddedin. Selamı sabaha kesin. Ne namus kaldı ne şeref kaldı. Sana Yani yine ya vallahi bak bunu ce... şeyle hani hiçbir isim vesaire hesap görmeden izlesem derim ki bunu Onur Cangil yaptı herhalde. Yani gençlik kolları falan yaptı bu videoyu. Ve yayınladılar derim. vatandaş onun yanında ne işin var. Bu rezil adamlar, bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam. sen, 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 sen. sen. Sanatçı mı? Sanatçılığı tartışılır. Kimse kusura bakmasın. Yalakadan sanatçı olmaz arkadaşlar. Herkes bunu böyle bilmek zorundadır. Sanatçı dik durur. Sanatçı aykırı insandır. Onaylamaktan yoruldum. Allah. Bu ne engellediğim bir hesaba ait. Kim bu? Mert Armağan. Bu kim lan? Niye engellemişim ki? Aa röportajı şimdi hatırladım. Böyle bir şey paylaşılmış. Altında e, millet bayağı dalga geçmiş arkadaşlar. Metin Cihan yazmış ki "CHP reklamı yapmanızı doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır." Bakalım bu videodan sonra oyumuz artmış mı? Bay Kemal'in oyu artmış. Bu videodan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye karar verdim. İşte bir PR'cı reklamcı hatta sosyolog olarak söyleyebilirim ki bu videoyu kim hazırladıysa resmen CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun reklamını yapmış. Özellikle o videonun sonundaki sanatçı tanımı çok can alıcı. Çizgi film paylaşımı gibi bu da silinenler listesine girer demiş. Bence öyle bir tepki almak istemedikleri için silmediler. Yoksa şu zamana kadar çoktan silerlerdi. Destekleyenden çok vay CHP reklamı falan diyen var çünkü. Kemal Kılıçdaroğlu durur mu? Yani sosyal medya ekibini tebrik ederim Kemal Bey'in. Güzel adım atmış o ağlayan gülücük olmasaydı çok daha mutlu olacaktım ama e, bu tweet'in üzerine hızlı bir şekilde hemen e, bir tweet atmışlar. Erdoğan'ın tweet'ini retweetleyip bence burası önemli Erdoğan'ın tweet'ini retweetleyip şunu yazıyor. Davaları geri çekmeler videolarımı paylaşmalar falan doğru söyle Cumartesi Mersin'e de geliyor musun? Mersin'de e, Cumartesi günü bir e, şey düzenliyor Kemal Bey miting düzenliyor oraya da gelecek misin demiş. Şu olmasaydı daha iyi olurdu ama olsun. Bu da kabulümüz artık. Ne yapalım. <laughs> 2023'e kadar. <laughs> yine altında işte bedava PR ha <laughs> ha vesaire falan diye böyle insanlar yazmış, yorumlarını yapmışlar. Valla benim görüşümde dediğim gibi. Yani bunun AK Parti'ye zarar, Kemal Bey'e e, yarar olacağı düşüncesindeyim. Ha fikri değişmeyen insanlar tabii ki olacaktır. Onları zaten ya, kuş parçalasan, dördünü dört daha koysam, tekrar kuşu canlandırsan yine zaten fikirleri değişmeyecek. <laughs> Acaba Kılıçdaroğlu özellikle aday olsun diye mi böyle bir strateji yapıyorlar? Abi oralara girersek hiç çıkamayız. Hiçbir şey belli olmadığı için yani herkes konuşuyor ve bıdı 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 bıdı. bıdı. Biz de konuştuk, çokça konuştuk. Şu mu olacak, bu mu olacak şöyle böyle. Şu an bunları konuşmak... Ee, yeni bir bilgi olmadığı sürece elimizde şu an bunları konuşmak yani kendimizi tekrar etmekten başka bir şey değildir. Yani yeni bir bilgi gelir üzerine tabii ki konuşuruz. Her aşk kavgayla başlar birisi. Aşk başlayan bir şey midir ki? Ben katılmıyorum. Ben aşkın of neyse felsefe yap babadır. Adam ne diyor sen ne diyorsun ya. Uf. İyice delirdi bu göt veren. Kendi kendiyle konuşuyor yayında. <laughs> Üçüncü sırada Zara var efendim. Zara niye TT olmuş?